Evet, tamam. selamlar Yapacağımız dersler nasip olursa <laughs> Fatiha'nın 6. ayeti olan Sırat-ı Mustakim üzerine olacak. Biz bu Sırat-ı Mustakim'de irade terbiyesini arayacağız. İrade terbiyesi arayışları Fatiha'nın 6. ayetinde Sırat-ı Mustakim'de irade terbiyesi arayışları öyle diyelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin, amin, elhamdülillahi Rabbil Alemin. i̇şaret ricazdaki Fatiha tefsiri kısmı ana e, okuyacağımız risale ama e, diğer diğer parçalardan da imdat olarak alacağız. Üstad Hazretleri Fatiha'yı ilk önce eski Said dönemi eserlerinden işaret yazmış. Daha sonra işte Barla'da dokuzuncu Söz, daha sonra Afyon Hapishanesi'nde El Ücreti Zehra'da bu e, sırat-ı müstakim konularını parça parça işlemiştir. Sırat-ı müstakim nedir diye sorulacak olursa hemen dokuzuncu Söz'de e, şöyle bir ifade var. İstikbal karanlığı içinde saadet-i ebediyeye giden nurani yol istikbal karanlığı içinde ebedi saadete giden nurani yol. Dokuzuncu sözün son kısımlarından bir parça, bir ifade. Yani sırat-ı müstakim, dost doğru yol, karanlıklar içerisinde istikbal karanlığı derken önünü, arkasını, sağını, sonunu görememek, geleceğini görememek içerisinde nasıl bir davranış içerisinde bulunacağımızın cevabı sırat-ı müstakimdedir. Şöyle başlar Üstad Hazretleri. Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan adıl ve adalete işarettir. Sırat-ı müstakim, şecaat yani cesaret, iffet, namus ve hikmetin akıllıca hareket etmenin kaynaşmasından, karışımından, hülasasından hasıl olan adıl ve adalete, adalete, dengeye işarettir. Şöyle ki deyip üstad aşağıda bunların açıklamasını yapıyor. Fakat öyle bir bilgi hazırlığı noktasında bir araştırma yaptık ve bu araştırmada bu ifadelerin yani şecaatın, iffetin, hikmetin çok önemli olduğunu, bunların insanı istikamete sevk edici manada düşünceler ürettiği Eflatun ve Sokrat'ın da geçmişte bunları kullandığı yani şecaat, iffet gibi akıl gibi bu tür duyguları kullandığı ifade ediliyor. Ee, tamam o zaman bunları onlar kullanıyorsa yani üstadın e, onları kullan, onların kullandığını kullanmasında ne mahsur var? Hiçbir mahsur yok. Aksine benim üstadım eskinin bilgilerini de okumuş bana özünü veriyor diye anlamamız lazım. Ve üstadın o Eflatun ve Sokrat konusunda da bir tespiti var nerede var? Yine eski Said dönemi eserlerinde Lemaat'ta der ki Fatiha'nın ahirinde işaret olunan üç yolun beyanının sonunda der ki Üstad ey arkadaş şimdi hayali baştan çıkar aklı kafaya geçir. En büyük duygu olan hayal ile Üstad bütün manaları deşifre ediyor, açıyor, tahlil ediyor. Diyor ki hayali baştan çıkar aklı kafaya geçir. Evvelki iki yolun mağdub ve dalin ol yolu, hatarları, zararları pek çoktur. Kıştır daim, güz yazı. Dedikten sonra mevzumuza geliyor. Yüzde biri kurtulur. Yüzde biri kurtulur. İki nokta üst üste. Eflatun, Sokrat gibi. Yüzde biri kurtulur. Eflatun ve Sokrat gibi. Demek ki bu şecat iffet, hikmetin e, malzeme olarak kullanılması, tefekküründe, tespitlerinde kullanılmasında Eflatun'un Sokrat'ın kullanması mümkün kullanmış gelen rivayetler öyle. Ve üstadın da tespiti Eflatun ve Sokrat'ı yüzde bir felsefe yolunda gidenlerden, kurtulanlardan, yüzde birlerinden içerisinde sayıyor onları. Bu tabi konumuzun ayrı harici bir konudur ama yani üstadın bu tespitinin temelleri Kur'an'a, Fatiha'ya e dayandığı gibi İnsanlık tarihi noktasından aristolara kadar inebiliyor yani bu temelle konusu. Dolayısıyla bu noktadan da ayrı bir zenginlik var. Üstadın tefekkür dünyasında. Şimdi bir daha alalım. Sırat-ı müstakim şecaat iffet hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan adil ve adalete işarettir. Şöyle ki şöyle ki tegayyür, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihtas edilmiştir. Değişmeler, başkalaşımlar, bir takım hareketliliklere ve felaketlere maruz olan şu insanın bedenine iskan edilen, yerleştirilen ruhun yaşayabilmesi için üç tane kuvvet yerleştirilmiştir. İhtas edilmiştir. Bu kuvvetlerin tabi kim yerleştirmiş? Bu bedeni ve o ruhu yaratan. Bu kuvvetlerin birincisi menfaatleri celp ve cezb için kuvve-i şehevi -i behimiye. İkincisi zararlı şeyleri def için kuvve-i sebuye gadabiye. Üçüncüsü nefi ve zararı iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için Kuvveyi i akli melekiyedir. Şöyle özetleyecek olursak bu kuvveler şehvet duygusu, öfke duygusu ve akıl duygusu. Bunların da yanı sıra üstadın e, nitelediği, niteleme sıfatlarında koymuş yanı sıra. Şehvet konusunu diyor ki kuvveyi i şehviye behimiye insanın hayvani hislerini tatmin eden bir duygu. Bu şehvet duygusunu anlatıyor tamamen şehvet noktayı nazarından bakılırsa yani menfaatlerine bakma kendine zevk veren noktalar noktasına baktığı zaman behimi gruba giriyor insan ister istemez. Yani biyolojik noktasında o noktaya giriyor biyoloji noktasından. Yani hayvani arzuların tatmini noktasından o gruba girmiş oluyor. İkincisi zararlı şeyleri def için kuvve-i sebuye gadabiyye. Demek ki öfke duygusu insanın kendisine zarar verecek şeyleri def etmek için öfke duygusu verilmiş insana. Üçüncüsü bu da insanın tabi yine bir iradesinin yani ölçülü kullanılması noktasında verilen şehvet duygusu, kadat duygusu, akıl duygusu. Bunların da ana dinamikleri noktasında e, iffet, şecaat, hikmet meselelerini anlatacak ve bunların hepsinin ortalamasından nelerin çıkacağını da söyleyecek, adil ve adaletin çıkacağını da söyleyecek bu tahlilin sonunda. Üçüncüsü olan nefi ve zararı, iyi ve kötüyü, faydalıyı ve zararlıyı, iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için, birbirinden ayırmak için kuvve-i akli -i, melekiyedir. Yani insanın akıl duygusudur. Bu akıl duygusu ne hale geliyor? Meleki bir hale geliyor. Yani devamlı çalıştıra çalıştıra artık otomatikmen e, kuvvetli çok değişik bir şekilde kavuşuyor. Tecrübeli oluyor artık insan o noktalarda. Bütün bunları anlatırken bu sırat-ı mustakim yani Fatiha'nın 6. ayeti külliyatın genelinde 33 defa geçmektedir külliyatın genelinde ve üstad daha sonraki e, şeylerde yazmış olduğu eserlerden, Afyon Hapishanesindeki Elricetü Zehra'nın 6. kelimesinde de aynı e, manaların biraz daha farklı açılımı noktasından ifade ediyor. Buradan oraya zaman zaman atıflarda bulunacağız ve devam edelim. Lakin, lakin yani insanın ruhunun şu bedende yaşayabilmesi için üç tane duygu verilmiş. Bu üç duyguyla beraber ruh bu bedende yaşarken bu kuvvetlere, bu duygulara şeriatça bir hat ve bir nihayet tayin edilmiş ise de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebeye ayrılırlar. Burada e, tamamen fıtri, tabii bir tesbiti var üstadın. Yani, tab, yani tab, e, tabiat olarak, tab olarak, yaratılış olarak bir yapı ortaya, bir tahlil ortaya koydu. Şimdi nedir? Yani bu duygularımıza fıtraten bir sınır konulmamış. Şehvete, akla, öfkeye fıtri olarak bir sınır konulmamış olduğundan bu duyguların kullanım, kullanımlarında bazen ölçü aşılmaları oluyor, ölçü kaçırmaları oluyor, ifrata gidiliyor, tefrite kalınıyor, bir türlü vasat tutturulamıyor. Dolayısıyla bunların üç mertebesi var diye üstad ifade ediyor. Bunu, bunu Üstad Hazretleri yine aynı işaret edeceğiz. ileriki sayfalarında şöyle bir ifade ediyor. Bu bedendeki şeyler konusunda insandaki insandaki şöyle ifade ediyor orada yani bedendeki bu duyguların ruhun bedendeki bu üç duyguyu kullanımı noktasında şöyle ifadesi var üstad insandaki kuvve-i şehviye kuvve-i gadabiye kuvve-i akliye sani tarafından tahdit edilmediğinden ve insanın cüzi ihtiyarisiyle terakkiyesini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından muamelatta zulüm ve tecavüzler vukuğa gelir. Şimdi tahlilin bir başka cephesi ortaya çıktı. Bu duyguların sani tarafından sınırlandırılmamış olması niye? Çünkü bu duygularla insan iradesini kullanacak, cüz'i ihtiyarisiyle terakkisi temin edilecek. Bunun için bu terakkisinin temin edilmesi için bu kuvvetler, bu duyguların kullanımında insanın iradesi serbest bırakılmış. Neyi istersen, hangi tarz kullanımı yaparsan onun karşılığını alacaksın şeklinde ifadesi var. Şöyle bir genelleme yapabiliriz burada. i̇man esasları insanın tamamen kalbine yönelik bir mana arz eder. İslam'ın esasları da iradeye yönelik bir mana arz eder. Biz kalbimizden İmanın esaslarına inanırız ve inanmış olduğumuz bu iman esaslarını irademizle ortaya çıkartır ve İslam'ın kıstaslarını, emirlerini, şartlarını yerine getiririz. Başta beş tane ana şart olmak üzere sonrasından gelen haramlar ve helallar noktasında yaşarız. Bunları yerine getiririz. Bunları yerine getirirken, yapırken neyle yapıyoruz? İrademizle yapıyoruz, cüz'ü ihtiyarımız yapıyoruz. Burada cüz'ü ihtiyarının mutlaka terbiye edilmesi lazım ıslah edilmesi lazım bu cüzü iradeye akıl verilmesi lazım denilmesi lazım ki şöyle şöyle kullanırsan cenneti kazanırsın rıza ilahi kazanırsın eğer şöyle şöyle kullanırsan cehennemi boylarsın gibi açıklamalar gerekiyor üstelik i̇şte zaten burada ve el lücret Zehra'da bu manaları bizim dikkatimize çekiyor eğer bunlar ifratta tefrite kullanılırsa muamelelerde zulüm ve tecavüzler vuka gelir Peki bu zulüm ve tecavüzlerin buka gelmemesi için tırnak içerisinde bu iradenin terbiye edilmesi için ne yapmak gerekir? Bu tecavüzleri önlemek için cemaat insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Çünkü insan toplu yaşar. Cemiyete sosyal bir varlıktır insan. Ve yapmış olduğu bütün çalışmalarındaki emeğinin neticesi olan ürünlerini imalatlarını, mutluluklarını, her türlü şeyleri paylaşmak ister, başkasıyla alışveriş yapmak ister. Ama bu alışverişte, bu paylaşmalarda, bu beşeri münasebetlerde mutlaka adalet olması lazım ki denge sağlansın, huzur sağlansın, adalet sağlansın. Lakin her ferdin aklı adaleti idrakten yani nasıl hareket etmem gerektiği konusunu bilmekten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır. Yani e insan şöyle durumlarda karşılaştığın zaman şöyle hareket etmen lazım anlamında büyük bir külli akıl lazım. Yani büyük bir sistem, büyük bir emredici, bir anayasa, bir yasa bir şeylerin olması lazım ki fertler o külli akıldan istifade etsinler. Gitsinler, oradan araştırsınlar. Hemen en güzel örneği Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden, sünnet-i seniyeden ben böyle bir muamele karşısında ne yapmam lazım? Doğrusu nedir denildiği zaman o iki ana kaynaktan araştırsınlar, çözümünü bulsunlar. İstifade etsinler. Öyle külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Bir düzenlemenin olması lazım ki o düzenlemede ilgili maddelerde gidilecek, oradan derdine derman bulacak. Peki öyle bir kanun nasıl olacak? Öyle bir kanun ancak şeriattır. İşte şeriat burada lazım. Nerede lazım? Her yerde olduğu gibi yanlış ifade olmasın. Burada lazım. Nerede? İrademizi terbiye etme noktasında şeriat gerekli. İşte diyor ki üstad burada, insandaki bu duygular şeriatça bir hat ve bir nihayet tayin edilmiştir. Akıl duygusunun, öfke duygusunun ve şehvet duygusunun böyle istikametli kullanılması noktasında şeriat bir takım sınırlamalar yapmış. Bunun için lazımdır. Yapmış ki o ifrat tefriklere düşürmesin. Şimdi geldik o sınırlamalar, o ölçülendirmeler nelerdir? Hemen burada üstad bu duyguları tek tek alıyor. Ben şurada şunu da ifade edeyim. Bu Fatiha'nın 6. ayetinin diğer müfessirler tarafından yapılmasında, tefsirin yapılmasında üstadın yapmış olduğu bu tespitleri o müfessirler de yapmışlar. Kimisi üçünü almış, kimisi ikisini almış, kimisi dört icat etmiş. Fakat onların hepsinin özü özeti ve bugüne uyarlaması olarak üstadın şehvet duygusunu, akıl duygusunu ve öfke duygusunu böylesine tazim etmesi hakikaten bu zamanın insanına en münasip, en layık, en makul bir izah şekli olduğu ortaya çıkıyor. Mesela üç mertebe ayrılır diye anlattıktan sonra mesela şimdi kuvvet duygusunu o üç mertebede ifrat, vasat, tefrit bu üç mertebede bir değerlendirilecek. Mesela kuvve-i şehviyenin tefrit mertebesi humuttur. Şehvet duygusunun en geri kullanımı, en düşük düzeyde kullanımı humuttur. Humut nerede diyeceğiz değil mi? Acele etmeyelim sabır. Geliyor. Yani ne helale ve ne de harama şehveti istihası yoktur. Yani humut makamı, humut mertebesi ki nedir bu? Şehvet duygusunun en alt. Yani kullanılmamak gibi neredeyse o noktadaki e, kullanımındaki şeyler nedir? Pozisyonlar nelerdir? O kişinin helale de haramada bir iştahası, şehveti yoktur. Önüne yemek koyuyorsun yemiyor. Helale hanımı şey yapmıyor, kabul etmiyor. Hadi şunu yapalım gitmiyor. Yani böyle bir humut bir hareket. Bunun ifrat mertebesi fujurdur. Bu nedir? Namusları, ırzları payimal etmek iştahasında olur. Hesap, kitap, din, iman, kanun vesaire tanımıyor. Ne diyor burada? Önünde ne varsa yiyip içip geçiyor. Namusları, ırzları payimal etmek iştahasında olur. Bu ifratın, bu tefritin orta yolu nedir? Orta yolu olan vasat mertebesi ise iffettir. Helaline, şehveti var, harama yoktur. Kendine helal olan şeylere hemen şehvet duygusunu Allah'ın emrettiği, peygamberimizin uygulamalarıyla gösterdiği şekilde orada tatmin olur, ihtiyacını görür, lazım olanını alır, yasaklamış olduğu şeylerden de sakınır, çekinir, takva sahibi olur. Burada üstadın bir ihtarı var. Kuvve-i şehviyenin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi füruatında bu üç mertebe mevcuttur. Şimdi şehvet duygusunun yemek, içmek, uyumak. Üstad burada bir genel kategorize yaptı. Yemek, içmek, uyumak derken insanın davranışlarından en temel davranışlarını sıraladı. Başka şeyler de mümkün. Yani işte yemek yemek konusundaki ifrat nedir? Helal haram demeyip her şeye uzanmak tefriti nedir? Humut derecesi nedir? Yememek, iştahsız olmamak, uzanmamak, ilgi görmemek. İşte içme konusunda da uyumak konusunda da böyle. Bunların vasatı nedir? Burada da söyledi. Ve yeme içmenin, uyumanın da vasatının en güzel örneği sünnet-i seniyededir. Ne kadar uyumamız lazım? Ne kadar yemek lazım? İşte midenin şu kadar da şu kadar boş kalacak gibi filan. Şimdi sadece burada yemek içmek uyumak konusunda ele almamak lazım. İnsanlarla münasebet konusunda eğer bir yerde amirseniz insanlara münasebet kurmalarda ondan sonra bir menfaat karşısında kalmalarda çünkü şehvet duygusu orada menfaatinizi ilgilendiriyor. O menfaat duygunuzu ilgilendirdiği bir yerde bir bir şey var sizin faydanıza gidecek bir şey var. O faydanıza gidecek olan hadisede olayda orada hakkınız neyse bunu almak. Hakkınızın fazlasını almamak, hakkınızın azını da razı olmamak. Hakkınız neyse bunu almak. Bu menfaat duygusu dediğimiz şehvet duygusunun istikamette kullanımıdır. Üstad bunu Emir şey, Afyon'daki El hücret Zehra'da insandaki şöyle ifade ediyor. İnsandaki kuvve-i şehviye selametli, istikametli ve iffeti zayi etse ifratla musibeti rezaletli fucura, fuhşa ve tefrite, humuda yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrumiyete düşer ve o manevi hastalığın azabını çeker. Neler oluyormuş? Eğer bu kuvve-i şehviyede selametli olan istikameti iffeti zayi ederse ifrat etmesiyle musibetli bir hal karşısına geliyor. Şehveti ifratlı kullanır kullanırsa musibetlerle karşılaşacak ve rezaletlerle fucura girecek, fuhşa girecek ve tefritle humuda düşecek. Yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrumiyete düşecek ve o manevi hastalığın azabını çeker. Yani manevi hastalık ifadesi de orada çok ilginç. Yani insanın e, şehvet duygusunu iffetle kullanmadığı zaman musibete, fuhûra, rezalete, fuhşata gitmesi, maddi sıkıntılar, problemlere sebep olmasıyla beraber Bunların manevi cephesinden olmakla beraber bir de umut makamında da manevi bir hastalık, psikolojik bir sıkıntılara da sebep oluyor. İşe kapanır, dünya ile barışık olmaz, hayatla barışık olmaz, insanlarla münasebeti yok denecek duruma düşer, kapanır, kapanır. Bir problem olur gider yani. Şehvet duygusunun, menfaat duygusunun e, hatalı kullanımlarından. Bir diğer kullanım neydi? Ve keza Aynen onun gibi kuvve-i kadabiyenin öfke duygusunun tefrit mertebesi cebanettir. Tefrit mertebesi yani en aşağı düzeyde kullanımı cebanettir. Cebanet nedir? Korkulmayan şeylerden bile korkar, korkmaktır. İfrat mertebesi tehevvürdür. En aşırı, ileri ölçüyü aşan bir kullanımı da nedir? Tehevvürdür tehevvür nedir? Ne maddi ve ne de manevi hiçbir şeyden korkmaz. Adeta kuşunun üzerine doğru gider. Yani bu kadar cesur adına cesaret denilirse korkmuyor gidiyor. Şimdi geliyor üstadın hem insan psikolojisinde hem de toplum psikolojisindeki tespitlerine der ki bütün istibdatlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Her şey iradeden başlıyor. Kulun iradesinden başlıyor. Evvela içte iradenin terbiyesinde başlıyor. Yani eğer bu e, öfke duygusu hakikaten ifrat ve tefritten azade olarak vasatta kullanılmazsa istidatları ortaya çıkartıyor, tahakkümler ortaya çıkıyor ve bunların neticesinde de zulümler ortaya çıkıyor. Bunun motorizesi nedir? İnsanın kendi iradesidir. Bu iradenin de aşırı kullanılması veya kullanılmamasından yani dengeli kullanılmamasından kaynaklanan problemlerdir. Bu konu aslında çok uzun. İstibdat, tahakküm ve zulümler konusundaki çok uzun başlı başına bir araştırma konusu. Biz onları tay ederek geçerek bu öfke duygusunun öfke duygusunun vasat mertebesi nedir diye sorulduğu zaman hemen ona cevap geliyor. Şecaattır. Şecaat. O nedir? Hukuku diniye ve dünyeviyesi için canını verir, feda eder. Meşru olmayan şeylere karışmaz. Çok akıllıca. Çok akıllıca nedir? Dini ve dünyevi hakları için canını feda eder. Esirgemez, korkmaz, çekilmez. Ne için? Şahsi ve dini hakkı hukuku için. Ama meşru olmayan şeylere de karışmaz. Karışmadığı için korkar değil. Hikmetle hareket eder, akıllıca hareket eder. Daha sonra da onu anlatacak. Yani şecaatın gereği de odur. Öfke duygusunu istikametle kullanmanın gereği de budur yani. Meşru olmayan şeylere karışmaz. Meşru olan şeylerde de dinini dünyevi hukuklarını korur. Burada gene bir ihtar var. Bu üç kullanım noktasında. Kuvve-i gadabiyenin da şu üç mertebenin yeri vardır. Öfke duygusunun detaylarında, ayrıntılarında da İfrat, tefrit, vasat gibi şu üç mertebede de vardır. Bir amiri düşünelim. İş yerinde amir. Emrinin altında insanlar olduğu gibi kendisinin üzerinde de insanlar var. Şimdi kendisinin altındaki insanlara e, amiriyet makamının gerektirdiği şekilde davranır, ifrat kerane davranır, onları eziyet eder, baskı uygular, burunlarından getirirse, istibdat uygularsa zulm etmiş olur bu kendisindeki bu öfke duygusunun hatalı kullanımıdır. Bu amir öfke duygusunun orada otoriteyi sağlamak, disiplini sağlama duygusunu kullanmaz, vasatta istikamette doğru kullanmaz ise, hiç kullanmazsa yani tefrit durumuna düşerse orada otorite sağlanmaz, verim sağlanmaz, huzur sağlanmaz. Aynı amirin yukarıya karşı da kendi üstlerine karşı da onların emretmiş olduğu işlerde doğru olan, mantıklı olan, yasal olan şeylere karşı ne yapar? İşte hukuki olan şeylere karşı kabul eder, onların emirlerini uygular. Ama onların emrettiği şeylerden haram, akla mantığa, yasaya uygun olmayan şeylere karşı da hakkını, hukukunu, makamının gerektirdiği davranışı yapar. Cesurca onlara karşı duyar. Bu da onun, o makamının gereği bir, bir nevi kısmi ibadetidir. O duygunun yerinde kullanımıdır. Bu gadap duygusunun da günlük hayatımızda çok değişik uygulamalar var. Kendi özel hayatımızda olduğu gibi ayrı hayatımızda, arkadaşlar olan münasebetlerde öfkemizi çok dengeli, çok dikkatli kullanmamız lazım. Yani tefrite ve ifrata düşürmeden çok dikkatli, dengeli kullanmamız gerekiyor. Üçüncü duygumuza geldik ve keza kuvve-i akliyenin, akıl duygusunun tefrit mertebesi kabavettir. Aklımızı bir nevi kullanmamanın, az kullanmanın tefrit mertebesi neymiş? Gabavet, o makamdaki adı gabavettir. Bu nedir? Hiçbir şeyden haberi olmaz. Hiçbir şeyden haberi olmaz. Yani ne anlatırsan anlat, ne söylersen söyle ilgilenmez. Aklını çalıştırmaz, alakadar olmaz. Çıkıp da bir davranışta, bir tepkide bulunmaz. Akıl duygusunun ifrat mertebesi ise cerbezedir. Akıl duygusunun aşırı ileri derecede aşırı kullanımının mertebedeki ismi ise cerbezedir ki bu nedir şudur cerbeze hakkı batıl batılı hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya malik olur. Cerbeze buymuş. Siyahı beyaz, beyazı siyah gösterecek kadar aldatıcı bir şekilde kullanmak cerbeze yapmaktır. İşte bu kullanmanın adı cerbezedir ve aklın ifrat mertebede kullanımıdır. Bu ikisi de yanlıştır. Tefrit yani gabavet şeklindeki kullanımıyla cerbeze şeklindeki kullanımı doğru değildir. Fıtren ve şeriaten haram olan kullanımlardır. Doğru değildir. Vasat mertebesi ise hikmettir. Bu nedir? Hakkı hak bilir, imtisal eder. Batılı batıl bilir, istinhab eder. Hakkı hak bilir. Hemen ona uyar batılı da batıl bilir çekinir bu çok önemli yani aklımızı kullanmak çok önemli çünkü e, manalar kalpten çıktığı zaman irade olarak işte nefse emmaremizin etkisi vicdanımızın etkisi aklımızın etkisi gibi kalbimizin etkisi gibi bunların etkilenmeden önce bütün bunların e, çıktığı kanal olan cüzü irade noktasında cüzü iradenin şekillenmesi noktasında yani bu aklımız çok önemli bir konumda orada. Çünkü aklımız orada öyle bir konumda ki akıl nefse uyarak da iradeyi etkiliyor. Akıl vicdana, vahiy kaynaklı vicdana uyarak da iradeyi etkiliyor. Bunun için aklı kullanmak son derece önemlidir. Ve şeyde ayet-i kerimelerde de işte aklınızı kullanmıyor musunuz? Akledin tarzında bir sürü ayetler var. Bu ayetler bizi, aklımızı vasat mertebesinde kullanarak hikmetle hareket etmemizi ifade eder. Ve men yu'tel hikmete fakat utiye hayren kesira. Yani kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Üstad bu akıl kuvvetinin, duygusunun e, vasat durumunda, konumundaki kullanılmasının ismi olan hikmetli hareket etme tefsirini, yorumunu da Bakara suresinin 269. ayetin mealini okumuş olduğumuz bu ayete dayandırıyor. Bu ayetten aldığı kuvvetle yukarıdaki ifadelerde bulunuyor. Ne diyor ayet-i kerime? Kime hikmet verilmişse, kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiştir. Evet yani aklı hikmetle hareket edildiği zaman çok hayırlar arkasından gelecek bu Cenab-ı Hakk'ın vadidir. Kime hikmet verilmişse işte ona çok pek çok hayırlar verilmiştir. Bir ihtarımız var akıl duygusunun kullanımı konusunda. Bu kuvvetin bu kuvvetin şu üç mertebeye inkısamı gibi ifrat, tefrit, vasat bu üç mertebeye kısım kısım kullanımı gibi Fürüatı da o üç mertebeye havidir. Yani bu e, bu şeyin akıl duygusunun da bu üç mertebenin kendi içerisindeki ayrıntıları da daha aşağı kısımlardaki kullanımı da bu üç mertebeye havidir. Bu üç mertebeye de ifrat tefrit vasatı da bulundurur. Nedir? Mesela halkı efal meselesinde fiillerin yaratılışı meselesinde cebir mezhebi ifrattır ki bütün bütün insanı mahrum eder. İtizal mezhebi de tefrittir ki tesiri insana verir. Ehl-i sünnet mezhebi vasattır. Çünkü bu mezhep beyne beynedir ki o fiillerin bidayetini iradeyi cüz'iyeye, nihayetini iradeyi külliyeye verir ve hakeza itikatta da tatil ifrattır, teşbih tefrittir, tevhid vasattır kelam konusunun ana problemli konularından olan halkı efal, fiillerin yaratılması yani kader konusu meselesinde de üstad burada 2, 4, 6, buçuk satırda ki bu satırlarda yarım satır, yarım satır yani 3 satırda, 4 satırda özünün, özünün, özünü vermiş. Halkı efal meselesinde cebir meseli ifrattır. Cebriye mezhebi, fiillerin yaratılışı, fiillerin kullanımı konusunda ifrata gidiyor. Ne diyor Cebir mezhebi? Kul ne yaparsa yapsın kadere mahkumdur. Allah'ın dediğine mahkumdur. Başına ne geliyorsa onu yapmaya mecburdur gibilerinden iradenin kullanımı noktasında Cebir mezhebini Cebir mezhebi ne yapıyor? İnsanı iradeyi kullanmaktan mahrum bırakıyor. Düşünemezsin, yapamazsın. E bu insan dışarıdaki hayatta nasıl hareket edecek iradesini nasıl kullanacak ifrat ve tefrit kullanımında vasatı nasıl bulacak yani kendi iradesini kullanmasının bir hürriyeti yoksa tercihini nasıl yapacak iki bardak iki kalem arasında insan irade ter tercihini nasıl yapacak bu mezhep göre mezhebe göre diğeri itizal mezhebi de tefrittir mutezile mezhebi de tefrittir o ne yapıyor tesiri insana verir Muhtezile aklı çok çalıştırıyor. Yani bu meselelerle ilgili aklı çok kullandı, çok e, aklettiği için e, Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmeye doğru gidiyor. Kötülüklerin, şerlerin yaratılmasını Allah'a vermeyerek, Allah'ı güya takdis ederek, tenzih ederek şerrin yaratılması insana aittir, hayrın yaratılması Allah'a aittir diyerekten Allah'ı tabiri caizse kurtarmaya çalışıyor, tenzih etmeye çalışıyor. Kim? mutezile mezhebi. Bu da doğru değil. Yani aklı, aklı ifrat derecesinde kullanımı işte mutezili bir kullanımdır. Akrın, aklın tefrit derecesindeki kullanımı e, cebri bir kullanımdır. Bu ikisi de doğru bir davranış değildir. Peki doğrusu nedir? Ehli sünnet mezhebidir. O da vasattır. Ne yapmış ehli i sünnet mezhebi? Bu mezhep beyne beynedir. İkisinin ortasıdır. O kim? fiil sahibi olan insan neye göre ehli sünnet mezhebinin yorumuna hükmüne göre fiillerin bidayetini fiillerin başlangıcını iradeyi cüz'iyeye nihayetini iradeyi külliyeye veriyor. Buyurun. Yani şimdi şurada bir nesne var. Yani bir güzel yiyecek var. Kime ait? Helal mı, haram mı bilmiyoruz. Fakat insanın içerisinden biraz da karnı açsa ona karşı bir nefisten gelen böyle bir yemek, bir meyili doğuyor. doğuyor. Ondan sonra oradaki o ilk doğuştaki meyil arzu, eğilim, meyil ne yapıyor? Hemen arkasından iradeyi tetikliyor. O meyil. Şimdi o iradenin tetiklenmesi için bir meyilin olması lazım. İşte o iradeyi tetikleme gücünü Ehli Sünnet insanın iradesine veriyor, kendisine veriyor. Niye? Çünkü o cüzi ihtiyari dediğimiz şey esasında bir mahluk değil, yaratılmış bir şey değil. Yaratılmış bir şey olmayan bir şeye yaratıcılık vermenin ehl sünnet mezhebince bir sakıncası yoktur diyor üstad. Çünkü yok olmayan, farazi olan bir şeye bir, bir muharriklik, bir yapıcılık, bir yaratıcılık, bir şeyler vermenin dinen bir sakıncası olmadığını söylüyor. Dolayısıyla burada Üstad bu ifadeyi onun için kullanıyor. O fiillerin bidayetini iradeyi cüziye veriyor. E, o fiilin bidayetindeki hareket neydi? Mevcut olmayan meylin iradeyi yönlendirmesi. İşte bunu iradeyi veriyor. Bu iradenin yönlendirilmesinden sonra yaratma işi devreye çıkıyor. İrade bir şeye doğru yönlendirmeydi. Artık neler oluyor? Onunla ilgili ayağa kalkmalar, yürümeler, almalar, vermeler bunların her birisi bir eylem, bir fiil, bir hareket olduğu için yaratmayı gerektirir. Şu sistemin, insanın beden sisteminin kalkıp yürümesi, elini uzatması bunlar hep yaratılmayla ilgili hadiseler olduğu için bu yaratmaları Allah yapmıştır, Allah yaratıyor der. Peki akıl nerede olacak burada? İşte akıl tab başlangıçta o cüzi iradenin ilk kullanımı olan cüzi iradeyi tahrik eden meylin akıllandırılmasında akıl kullanılacak. Orada denilecek ki Üstad Kader Risalesi'nde öyle söylüyor. Yapma. Bu yönlendiğin, istek duyduğun, iştaha duyduğun şey haramdır. Meylini oraya doğru kullanma. Sana yasak. Bak şu taraftaki duran daha helaldir. Oraya doğru et. diye Kur'an'ın da ayetinde Cenab-ı Hak söylüyor. Vicdan zaten oturduğu yerde bar bar bağırıyor. O da söylüyor. Akıl bir taraftan da bunları değerlendiriyor. Bütün bunların her birisi nedir? cüzi iradenin en baştaki karar alma aşamasındaki o hızlı geçişlerdir. Hızlı değerlendirmelerdir. Ta ki irade ortaya çıkıncaya kadar. İradenin ortaya çıkması yani onun düğmesine basması ile ondan sonrası zaten insanın iradesinin dışındaki olan gelişmeler yaratılışlardır. Yaratılış zaten Cenab-ı Hakk'a ait olan bir şeydir. Bunun gibi bu değerlendirmeler gibi ve keza şimdi itikada geliyoruz. İtikatta Tatil ifrattır. İtikatta tatil ifrattır. Yani Allah'ın sıfatlarını inkar etmek. Burada da üstadın bir telmihi var. Yani geçmişe ait önceki bilgilere, malumata bir göndermesi var. Tatil ifrattır. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir takım sıfatları var. Sıfatı zatıya, sıfatı subutiye gibi. işte bütün bu eskiden beri bildiğim şeyler. Bu sıfatları geçmişteki itikadi mezhepler tartışmışlar bazı mezhepler bunları kabul etmemişler. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı vardır. Zatından sonraki zuhurata, zuhuratla ortaya çıkan sıfatlarını reddetmişler, kabul etmemişler. Bu nedir? Bu tarz yaklaşım ifrattır. Yani doğru olmayan bir davranış şeklidir. Teşbih tefrittir. Bir de bu var. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını benzetmelere, bir takım şeylere benzeterek, işte Kur'an-ı Kerim'de de geçen ayetleri öyle yorumlarlar. Allah'ın eli, Allah'ın işte gözü gibi hani böyle bir takım ayetler falan var. Bunları da sanki adeta Allah'a ait bir elmiş gibi anlamak, etmek olmaz. Bu da yanlış. İtikaden insanı sıkıntıya getirir. Onda mecazi bir mana var. Tefsir edilmesi, yorumlanması gereken bir mana var. O Allah'ın eli, Allah'ın kudretinin eli diye zikredilen manada Cenab-ı bütün sıfatlarıyla bütün şey sıfattan orada tecelli ettiriyor manalarında anlamak varken doğrudan doğruya zahiri manasını anlayarak teşbih dolu bir mana vermek bu da tefrittir bu da doğru olmayan bir itikattır bir anlayıştır yaklaşımdır bu da doğru değil peki bunların ikisinin ortası nedir vasat olan nedir tevhiddir yani ne başka sebeplere ne başka şeylere o yaratma işini vermek ve ne de kendi haline bırakmak. Bu ikisi de yanlış. Bu nedir? Senin başka sebeplere yaratıcı diye verdiğin şeyi, işte kendi kendine oluyor diye dediğin şeylerin her birisini yaratan tektir. Sebepler yaratıcı değildir, kendi kendine olmaz. Bütün bunların hepsini yaratan tektir anlayışında olan tevhid inancı vasattır. Vasattır. Evet, Hülasa diye Üstad toparlıyor. Bize de toparlama zamanı geldi. Hülasa şu dokuz mertebenin altısı zulümdür. Neredeydi bu dokuz mertebe? Kuvve-i Akliye, Kuvve-i Şehviye, Kuvve-i Gadabiye'de dokuz tane mertebe var mı? Her duygunun üç tane kullanım şekli var mı? Var. Üç kere üç dokuz. Bu dokuz mertebenin altısı zulümdür. Yani akıl duygusunun ifrat tefriti, öfke duygusunun ifrat tefriti, şehvet duygusunun ifrat ve tefrit olan altı tane oldu. Bunların altı tanesinin kullanımı zulümdür. Zulüm yasaktır, zulüm haramdır. Üçü adil ve adalettir. Şehvetin, öfkenin, aklın dengeli, istikametli, adaletli kullanımı adaletin ta kendisidir. Huzurun ta kendisidir, hakkın ta kendisidir. Ve ve sırat-ı müstakimin de ta kendisidir ki sırat-ı müstakimden murat. İhtina sırat-ı müstakim ayetindeki sırat-ı müstakimden murat da budur. Yani bu üç duygunun vasat konumunda kullanımıdır diye şey yapıyor. el -i -i Zehra'da da Üstad bu gadap duygusunu bunların her birisine benzeri ifadelerle anlatıyor. evet onları da anlatıyor. Farklı bir şeyler yok diye anlatıyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin el-Fatiha.